Şimdi bu vesileyle İmamoğlu davasına ilişkin birkaç şey söyleyeceğim. Bir kere herhalde dünyada örneği yok. İki kere seçilmiş bir belediye başkanının bir de üstüne siyasi yasak kararı alınması aslında tabloyu tamamlıyor. Biz karar açıklandığı anda söylemiştik. Bir kez daha ifade edelim. Hiç kimse buna bir mahkeme kararı falan demesin. Yani sanki ortada mahkeme varmış, kararı verenler de bağımsız hakimlermiş gibi düşünmeye hiç gerek yok. Bu karar doğrudan saraydan alınmıştır. Aksini iddia etmek mümkün değildir. Şimdi bu bir iddia olarak söylenebilir ama gazeteci Barış Beylivan'ın paylaştığı fotoğraflardan öğrendiklerimiz aslında bunun delili gibi ve daha önemlisi AKP'nin basit bir siyasi parti olmadığını, iktidarda kalabilmek için her şeyi, altını çizerek söylüyorum, her şeyi yapabilecek bir örgüt olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu arada gelirken arkadaşlarım uyardılar. Bu fotoğraflarla ilgili şeref ve saygınlığı zedelediği gerekçesiyle erişim yasağı gelmiş. Arkadaşlar fotoğrafların yayınlanmasının şeref ve saygınlığı zedelediği iddiası var. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya siz bir mahkemenin, üstelik bir siyasi yargılayan bir mahkemenin hakimisiniz, savcısısınız. AKP'li yöneticilerle, il başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla kol kola geziyorsunuz. Ondan sonra bu sizin şeref ve saygınlığınızı zedelemiyor. Ama bunun fotoğrafının yayılması şerefinizi ve saygınlığınızı zedeliyor, öyle mi? Bakın aynı şey bu 6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında da var. Ya utanmaz adamlar. Çıkmışlar dün diyorlar ki şeyhimizin itibarı zedeleniyor. Ya bunlar nasıl insanlar gerçekten anlamıyorum ya. Yani yaparken utanmıyorsunuz. Yaparken şerefiniz, saygınlığınız aklınıza gelmiyor. Ama insanlar bunu öğrendiğinde şerefiniz, saygınlığınız aklınıza geliyor. Biz böyle bir ülkeyi kabul etmiyoruz arkadaşlar. Böyle bir ülkeyi reddediyoruz. Şimdi uzatmayacağım. Yani bugün basına düştüğü için davanın hakimiyle ilgili HSK'nın 2015'te cinsel taciz suçundan bir soruşturma yürüttüğü ve davanın hakiminin değiştirilip bu kişinin özel olarak oraya getirildiği, aynı adliye içerisinde başka bir mahkemeye tayin edildiği falan. Gerçekten nasıl bir rezaletle karşı karşıyayız? Bakın bu suç ortaklığının hangi temelde kurulduğu gözüküyor. Yani adalete, kadına ve yaşama düşmanlık koalisyonu var karşımızda ya. Bunlar adalete, yaşama ve kadına düşmanlık koalisyonu yüzünden bu memleketi yönetmeye çalışıyorlar. Buradan siyasi yasaklarla, uydurma cezalarla bizleri geri adım atmaya, saray rejiminden kurtulmak için hazırlık yapan halkımızı yıldırmaya çalışanlara son bir çöp sözümüz daha var. Ey Tayyip Erdoğan, ey o İstanbul'a çökme hesabı yapan suç örgütü, ne yaparsanız yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne yaparsanız yapın, yenileceksiniz, kaybedeceksiniz. Bakın siz 31 Mart'ta 24 Haziran'da kaybettiğiniz gibi kaybedeceksiniz. Hani o adını duyduğunuzda hala ayaklarınızı titreten Gezi Parkı var ya, orada duran ağaçlar sizin kaybettiğinizin en güzel resmidir. Oradaki kuş sesleri, oradaki yemyeşil hayat, orada cıvıl cıvıl koşturan çocuklarımız, orada el ele gezen sevgililer, onlara bir bakın ve neden yenildiğinizi anlayın. Çünkü siz yaşama düşmansınız. Siz yaşama karşı mücadele ediyorsunuz ve yaşama karşı mücadele edenlerin kazanma şansı yoktur. Mutlaka kaybedeceksiniz. Değerli arkadaşlar, bizim tüm Türkiye halkları için söylüyorum. Tek bir görevimiz var. Saray rejimini, Tayyip Erdoğan'ı o koltuğuyla beraber tarihin çöp sepetine göndereceğiz. Bunun yolu da seyirci olmaktan çıkıp halkın örgütlenmesidir. Hani burada başka bir çağrı yapacaksam, çağrım şudur. Bu kötülüğün organize olmuş halini memleketten def etmemizin, hakkımıza, hukukumuza sahip çıkmamızın, bu memlekette adaleti yeniden tesis etmemizin tek yolu örgütlenmektir, birleşmektir.
Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Bu sadece bir slogan değil. Tarihimizin bize öğrettiği bir gerçektir. Ve iddia ediyorum yine halkın iradesi kazanacak. Tayyip Erdoğan, onunla birlikte olan hırsızlar, yolsuzlar, istismarcılar, tarikatçılar hepsi birden kaybedecekler. Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar, bu konuyu aslında bitirmek istiyorum ama bitirirken de bakın açık söyleyeyim, sözlerimi epey özenle seçerek ve nezaketimi de bozmadan altını masaya da bir çağrı yapmak istiyorum. Lütfen herkes aklını başına alsın. Yani iktidar hiçbir ayrım yapmadan tüm muhalefete saldırırken sadece masayı, masanın iç dengelerini filan düşünen bir karşı duruş sadece altılı masaya değil tüm memlekete zarar verir. Bakın en basitinden söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi sadece altılı masada bulunan partilerin üyelerinin, seçmenlerinin Ekrem Bey'e oy vermesiyle ilgili değildir. Hatta bir adım daha ileri gideyim, hatırlatayım. Altılı masanın partilerinden bir tanesi Saadet Partisi başka bir adayla İstanbul Büyükşehir seçimlerine girdi. Ama bugün altılı masada olmayan çok geniş toplumsal kesimler Ekrem Bey'e oy vererek onun seçilmesini sağladı. Dolayısıyla bu saldırı, evet, Ekrem Bey özelinde, altılı masa özelinde bir takım yanlar taşımakla birlikte tüm yurttaşlarımızın seçme hakkına dönük de bir saldırı anlamına geliyor. O yüzden bunu hep birlikte püskürtmek durumundayız. Yani çok uzatmadan ifade edeceğim. Türkiye birden büyüktür. Bu doğru. Ama Türkiye altıdan da büyüktür değerli arkadaşlar. Bunu hatırlatmam gerekiyor. Çünkü içinden geçtiğimiz günlerde hiç kimsenin kendi kişisel hesaplarını, kendi partisinin çıkarlarını, sadece kendi ittifakının çıkarlarını düşünme hakkı yoktur. Hepimizin yapması gereken şey meseleyi bir memleket meselesi olarak görme, meseleyi bu ülkede yaşayan tüm yurttaşlarımızın kurtuluşu olarak görme ve bunun dışındaki bütün hesapları bir kenara bırakmadır. Çağrımız açık ve net. Odaklanmamız gereken şey bu ülkeyi bu karanlıktan kurtarmaktır. Çünkü hata yapıldığında, herhangi birisi hata yaptığında bu hatayı sadece o ödemiyor. Bütün bir halk, bütün bir memleket olarak bizler ödüyoruz. O nedenle buraya bir uyarı yapma görevini de kendimizde bir sorumluluk olarak görüyoruz. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı ve siyasal İslam Türkiye'yi öyle bir noktaya getirdi ki ülkenin her yerinden tarikatların ve cemaatlerin pislikleri akıyor. Her gün farklı bir yerde bu din tüccarlarının, bu halkın dini duygularını istismar eden ortaçağ hokkabazlarının haberleri patlıyor. Gençlerimiz kelimenin tam anlamıyla bu karanlık odaklar tarafından zehirlenmiş ve dünyaları hapsedilmek isteniyor. Bunların en büyük destekçisi de iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi. Nereden biliyoruz? Bakın son 4 yılda Diyanet çeşitli dernek ve vakıflarla 356 milyon lira para yollamış. Bu para kimin parası? Bu ülkenin bütün yurttaşlarının, sokaktaki insanın, senin, benim, gencin, hastanedeki doktorun, okuldaki öğretmenin, plazadaki çalışanın, emeklinin, fakirin, yoksulun ve bizim paralarımızla bu din tüccarlarını ayakta tutmaya çalışan bir iktidar var. Ve bunlar memleketin televizyon kanallarına çıkıyorlar. Anlatıyorlar, kendi propagandaları yapıyorlar, devletten aldıkları destekleri anlatıyor. Valiler, kaymakamlar bunları ziyaret ediyor. Zaten AKP ilçe binaları ikinci adresleri. Oralarda gezip duruyorlar. Biz tekrar tekrar söylüyoruz. Bu tarikatları, cemaatleri, bunları Türkiye'nin her yerine yayan ve ülkeyi bir ağ gibi sarmasına neden olan AKP'yi, saray rejimini mutlaka yeneceğiz. Geleceğe bakan, laik ve sosyal bir devlet isteyen her yurttaş da bu mücadeleye ortak olmalı. Bu gidişe hep birlikte dur demek zorundayız. Türkiye İşçi Partisi sonuna kadar bu mücadelenin bir parçası olacak. Asla yılmayacağız. Türkiye'yi bu karanlığa mecbur bırakmayacağız.
Ve tam bu nedenle sevgili arkadaşlar, tam bu nedenle şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından gündeme getirilen anayasa